Bundan evet. bize biraz bahseder misiniz? Kronik yorgunluğun sebebi nedir? Kronik yorgunluğun birçok sebebi var. Bunlardan en önemlileri bir, EBV virüsü, Epstein-Barr virüsü. Nedir o hocam? EBV virüsü. Akıllı bir virüs. Herpes, simplex. Çok akıllı EBV virüsü, Epstein-Barr virüsü. Herpes türü bir virüs. Buna akıllı virüs de denir. Bu vücudumuzda olan bir virüs neresinde oluyor vücudumuzun? Yani virüs nasıldır tam olarak? Sebebi nedir bunu öğrenmek istiyorum ben. Şimdi vücudumuzda herhangi bir bakteri, virüs veya mantar herhangi bir kanalla ağız yoluyla, nefes yoluyla vesaire girdiği zaman veya cinsel yola bağışıklık sistemi bunu deşifre eder, özelliklerini ve ona karşı tedbir alır. Evet. T hücresi, B hücresi, makrofaj vesaire ne varsa gönderir, yok etmeye çalışır. EBV virüsü ise vücuda girdiği zaman kişide gripmiş gibi simptomlar ortaya çıkar. Yani kemiklerim ağrıyor, elim ayağım kesiliyor, tutmuyor gibi. Kişi kendini grip zanneder. Evet. Ya 2-3 günde geçer, önemli değil der. Fakat 15 gün sonra EBV virüsü lenf bezelerine, lenf sistemine yerleşirse bağışıklık sisteminin antikor göndermesini engelleyen bir protein gönderir. Evet. Ne olur? Bağışıklık sistemi gözü bağlı boksör gibi kiminle neyle mücadele ettiğini bilmediğinden şaşkın bir vaziyette sürekli lokosit yani akvar üretir gönderir ve lokosit oranı sürekli yükselir. Bu yükseldikçe da yorgunluk belirtileri ortaya çıkıyor. Vücudumuz aşırı enerji kaybettiği için kişide halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinliğe sebep olur. EBV virüsü mononükleozis hastalığına sebep olur. Kronik yorgunluk hastalığına sebep olur. Eğer EBV virüsü karaciğere yerleşirse hepatit B, hepatit C gibi yani sebep çok ciddi olan, sorunlar doğurabilir. Evet, diğer virüsleri kontrol eder. Hangi organa yerleşirse o organdaki bakteri, virüs ve mantarları kontrol eder. Akıllı virüs denir bu nedenle de. Yani kronik yorgunluk sebebi, birinci sebebi EBV virüsü. Bağışıklık sistemini adeta çökertiyor. Şöyle bir şey de var hocam, mesela az önce bahsettiniz, yorgun olduğumuzda kendimizi hasta grip gibi hissederiz. Mesela bana da oluyor aynısı ve birçok kişiye oluyor. Ben gözlemliyorum bunu. Kişiler gece uykularını alamadıklarında ertesi gün grip oluyorum diye şikayet edebiliyorlar. Bunun da etkisi bu demek ki. Evet. Ve bu kronikleştiği zaman kişide halsizlik, dermansızlık, yorgunluk başlar. İkinci önemli sebep bağırsaktaki mantarlar. Mantarlar yemiş olduğumuz besinlerdeki glikoz, şekere dönüşen her şeyi, mantar, makarna, börek, çörek veya meyve her şeyi etan, metan, butan gibi gazlara dönüştürür. Zehirli gazlar veya etil alkol, metil alkol, butil alkol zehirli alkollere dönüştürür. Kandaki şeker oranı düştüğü için kişi sürekli yemek yer. Fakat mantarlar bunu sürekli toksik maddeye dönüştürdüğü için sürekli şeker eksikliği nedeniyle nasıl ki bir arabada benzine ihtiyaç duyulur. Vücudumuzun da glikoza ihtiyacı var. Enerjiye dönüşmesi gerekir. Bu da kişide zamanla kronik yorgunluk sendromuna sebep olur. Mantarlar da vücudun tüketmesi gereken glikozu toksik maddeye dönüştürdüğü için kronik yorgunluk sebep olur. İhtiyacımız olan şeyi aslında öldürüyor mantarlar. Toksik maddeye dönüştürüyor toksik mantarlar. Toksik maddeye dönüştürüyor. Yani kronik yorgunluk sebebinin bir, virüs, iki, mantarlar, üç, yanlış beslenme. Mesela peynir. Peynir yediği zaman kişi kandaki asit oranı çok artar. İki katına çıkar. Bünyemizde bir insanın vücudunda 100 milyon hücre var. Bu hücrelerin faaliyeti sırasında artık madde olarak asit ortaya çıkar. Bu asit kişi yattığında, dinlenmeye çekildiğinde karbondioksit'e ve suya dönüşerek dışarı atılır. Nefes yoluyla, idrar yoluyla. Fakat peynir yiyorsa kandaki asit oranı iki katına çıkar. Bünyemiz bu asidi atamadığından kişi 6 saat uyuyorsa, 10 saat dahi uyursa kendine gelemez. Asit atamadığı için kişide halsizlik, dermansızlık, yorgunluk. Hocam peynir yemememiz mi gerekiyor bu doğrultuda? Dünyada 4 milyar insan, Çin, Hindistan 1,5 milyar zaten. 2,5 milyar pardon. Endonezya, Malezya, Bangladeş, Pakistan, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos gibi ülkelerde peynir çürük madde denir. Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinliğe sebep olur. Bakteri, virüs ve mantarları azdırır. Çünkü kanın asit baz dengesini bozar. Toplum olarak aslında peyniri çok tüketen bir toplumuz. Peyniri çok tüketenler çok uyur, tembelleşir.